Merhaba Ayşegül, nasılsın? Merhaba Deniz, iyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim, çok teşekkürler. Çok teşekkür ederim öncelikle kabul ettiğin için bu görüşmeyi ve pek çok kadına da ilham olacağını düşünüyorum. Eforsuz Yaşam Hareketi'ne katıldığını ve bu hareketle ilgili fikirlerini bizimle paylaşmayı ve herkese kabul ettiğin için herkese paylaşmayı çok çok teşekkür ederim. Esas ben teşekkür ederim canım. Beni alt bilinç seviyesinden daha üstlere taşıdığın için, eforsuz yaşam hareketine dahil ettiğin için. Süper. Çok sevindim. Böyle düşünmene. Biz 6 aydır beraber çalıştık. Ve bir süre daha beraber çalışmaya devam edeceğiz. Ve inanılmaz ben keyif alıyorum. Zaten sürekli ilhamlandığım insanlarla çalışmaktan çok hoşlanıyorum. Sen de onların başında geliyorsun. İnanılmaz keyifli seninle çalışmak. Bir kere onu kesinlikle söylemeliyim. Çok güzel sonuçlar alıyorsun. Çok güzel adapte ediyorsun kendi hayatına ve tam da aslında değer yargılarımız falan da çok benzediği için zaten güzel bir uyum yakaladık ve gidiyoruz. Evet, sayende. Süper. İkimizin sayesinde. Çok seviyorum bizi. Sana bazı sorularım olacak. Kaç tane soru soracağım henüz bilmiyorum. Ama özetle bu süreçte yani bu beraber geçireceğimiz 15-20 dakika süresince birazcık insanların işte koçluk nedir? Benimle koçluk deneyimi neye benziyor? Bu sürece niye girdin? Girince ne kazanır insan? Çıkınca ne kazanır insan? İnsan niye böyle bir hizmete ihtiyaç duyar? Bu ne tam olarak? Nedir bu eforsuz yaşam hareketi? Bu kız konuşuyor böyle sürekli. Canlı yayınlar yapıyor, bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ne anlatmaya çalışıyor aslında? Birazcık onu İnsanların gözünde daha görünür hale getirmek aslında istediğim için bu video referansları yapıyorum. Çok da keyifli aynı zamanda sohbet eder kıvamda geçiyor. O yüzden böyle rahat olabilirsin, istediğin gibi konuşabilirsin. Hazırsan sana ilk sorumu soruyorum. Tabii ki. Süper. Sen Antalya'da yaşıyorsun Evet. mesela, değil mi? Biz seninle çok tesadüfen tanıştık ve güzel bir gün geçirdik beraber. Çok keyifliydi. Ondan sonra mesela ben İstanbul'dayım, sen Antalya'dasın. Ne kadar kolay bir şekilde çalışabiliyoruz, online olarak çalışabiliyoruz. Mesela insanların bu tarz soruları oluyor bana. İşte yüz yüze olmayınca koçluk bir işe yarar mı? Ya da işte online koçluk neye benzer? Oluyor mu, olmuyor mu? Aynı tepkiyi aynı işe yarar mı? Yani yüz yüzeymiş gibi. Sence mesela online bir şekilde bu deneyimi yaşamak nasıl bir şey? Bence online bu deneyimi yaşamak gayet güzel bir şey. Sonuçları da gayet olumlu. Ben bunun zaten enerjisel bir olay olduğuna inanıyorum. Birbirimize enerjiyi biz çoğu zaman yalnızca telefonda konuşurken bile ben senden olumlu enerjiyi alıyorum. Değil ki online bunu almam çok daha kolay oluyor. O yüzündeki gülümsemeyi görmek, gözlerindeki ışıltıyı görmek direkt etkiliyor insanı. Ayrıca online'ın bence fiziki olarak bir araya gelmekten de önemli avantajları var. Onun için normal randevu saatinin belki daha fazlasını buluşmaya ayırmak gerekiyor, o yere gitmeye ayırmak gerekiyor, bir ulaşım için ayırmak gerekiyor. Ama online'da hiç öyle bir problem yok. Nerede olursak olalım, internetin olduğu her yerde görüşmemizi yapabiliyoruz. Aynen, muhteşem. Çok güzel açıkladın. Ve gerçekten de Türkiye'de de öyle bir algı var. Dünyanın bazı yerlerinde de tabii var. Ben çeşitli yerlerden insanlarla çalıştığım için biliyorum. İşte yüz yüze olsun, yüz yüze olsa daha iyi olur. O tarz çalışan tabii ki de insanlar da var. Ama online deneyimde de hem de nakitten, hem zamandan her türlü şeyden kazanç elde ediyorsun. Enerjisel olarak da aslında yorulmuyorsun işte yolda git gel. Mesela sen şu anda ofisindesin. Rahat bir şekilde ben ofisindeyim yani evimdeyim, ofisindeyim. Rahat bir şekilde dışarıda da olsan mesela başka bir yere seyahate de gitsen oradan da görüşebiliyoruz. Ya da ben bir yere gitsem mesela oradan da görüşebiliyoruz. Hiçbir sorun olmuyor. Çok güzel. Ben zaten şehir dışındaki ve yurt dışındaki müvekkillerimle de bu şekilde görüştüğüm oluyordu ara ara. Tabii seninle birlikte bunu daha sık kullanmaya başladık. Gerçekten olumlu sonuç aldığım bir program.
Süper. Birazcık seni tanıyalım aslında, mesela müvekkillerim dedin. İnsanlar seni tanımıyorlar. Ben direkt böyle konuya daldım gibi oldu. İstersen kendini tanıt birazcık. Ayşegül Pınar, Antalya'da 8 yıldır serbest avukatlık yapıyorum. Süper. Şahanesin. Süper. Yani her meslek grubundan insanla da yaptığımı biliyorsun mesela, değil mi? Her meslek grubundan insanla da yapılabilir bu. İlla avukat ya da bir serbest çalışman da gerekmiyor. Tabii ki. Aynen. Süper. Ben seninle çalışmaya başladığımız ilk zamanlarda diğer koçluk programı alanların, eforsuz yaşam hareketine dahil olan arkadaşların geri bildirimlerini okumuştum zaten. Her yaşam hareketi, her yaşam tarzı arkadaş vardı. Her meslek grubundan arkadaş vardı. Hatta farklı milliyetlerden arkadaşlar vardı. Hepsi için mümkün. İnsan olmak yeterli. Aynen, değil mi? İnsan olmak yeterli. Süper. Şimdiye kadarki ikinci soruma geçiyorum. Çok teşekkürler. Mükemmel bir açıklama yaptın. Herkese uygun olduğuna dair. Çünkü bence de herkese uygun, en azından hayatında farkındalığını geliştirmek isteyen herkese uygun, hayat kalitesini geliştirmek isteyen herkese uygun aslında. Daha çok da hayatını kolaylaştırmak isteyen herkese uygun. Biraz aslında ikinci sorum onunla ilgili olacak. Senin için hayat, yani eforsuz yaşam hareketinin eforsuz olan kısmı bu 6 ayda kendini nasıl tezahür etti? Yani gerçekten hayatındaki eforu birazcık azaltabildik mi? Neler değişti? Evet, hayatımdaki efor azaldı tabii ki. Bir kere kendi içsel dünyamda içsel huzurum arttı. Olabildiğince arttı hatta. Yine ailemle ilişkilerim çok daha iyi oldu. İş hayatım beklemediğim şekilde hareketlendi. Arkadaşlarımla ilişkilerim yine aynı şekilde. Sosyal ilişkilerim yine aynı şekilde. Gerçekten eforsuz bir şekilde çok daha güzel ilerledi ve olumlu sonuçlar gördü. Süper. Mesela başladığında biraz daha belki detay vermek istersin ya da biraz daha netleştirebiliriz. Bu programa ilk başladığında ya da beni ilk aradığında, öyle söyleyeyim. Hatırlıyor musun o günü? Beni aramıştın telefonla ya da benimle ilk tanıştığında. Sebebin neydi? Yani niye başladın? Niye beni aradın mesela? Daha doğrusu ne geçiyordu içinden o anda? Niye başlar ki bir insan bir koçla çalışmaya ya da niye arar ki böyle bir hizmete? Geçmişteki olumsuz sonuçların sürekli tekrar etmesiydi. hep aynı sonuçları alıyor olmamdı. Öyle bir başlangıç yapmıştık. Aynen, değil mi? O tarz bir başlangıç yapmıştık. Aynen. Süper. Benimle koçluk deneyimi sence neye benziyor? Ya da benimle koçluk, sohbet, ne dersen yani bunun adına, görüşmeler, eforsuz yaşam deneyimi, benimle 6 ay deneyimi neye benziyor? Yani birazcık insanlara, kadınlara, erkeklere biraz fikir vermesi açısından. Zaten seninle tanışmış olmak, seninle görüşüyor olmak çok güzel bir şey. Çünkü ben seninle tanıştıktan sonra senin bir koç olduğunu öğrendim. Ama zaten bunu öğrenmeden, tanışır tanışmaz senden olumlu bir enerji almıştım. Seninle görüşmek, seninle tanışmak, seninle vakit geçirmek gerçekten enerjiyi yükselten bir durum oluyor. Benim ki sen de biliyorsun, en moralimin bozuk olduğu günlerde bile seninle konuştuktan sonra çok huzurlu, çok mutlu, çok sakin olarak oradan ayrılıyorum ben. O çok güzel bir şey. Yani seninle o konu dışında normal sohbet etmek bile çok iyi bir enerji veriyor insana. Öyle bir enerji yayılıyor. Zaten programımızın hala devam ediyor olmasından da belli. Çünkü seninle birlikte çok iyi vakit geçiriyor insan. Bir de şöyle bir şey var. Belki insan kendisine bile itiraf edemediği şeyleri Deniz Türkçe'ye itiraf edebiliyor. Süpermiş. Çok güzel.
O zaman böyle sanki birdenbire açılıyorsun gibi, belki de sen bile fark etmeden. O tarz bir şey. Tabii şu an seni aradığım güne dönüp baktığım zaman kesinlikle öyle. İnsan bunu önce fark etmiyor ama geçmişe bir dönüp baktığında o zaman anlayabiliyor, o zaman fark edebiliyor. Evet, değil mi? Mesela benimle ilk haftalarda başlayan insanlar özellikle, ya ben neye para veriyorum böyle acaba? Bu ne tam olarak? Ben anlayamıyorum. Bir işe yarayacak mı, yaramayacak mı? Ne bu? Ne oluyor burada? Ben niye anlatıyorum bu kadına derdimi? Belki, değil mi? Böyle bu düzelecek mi gerçekten? Mesela şey çok geliyor bana yorum olarak. Sizinle konuştuğum zaman iyiyim. 2-3 gün iyiyim. Ondan sonra mesela zorlanmaya başlıyorum. Ta ki bir daha sizinle konuşana kadar. Mesela, değil mi? Aslında belki de ilk haftalar öyleydi. Ama ondan sonra mesela artık bu zorlanma gittikçe liderliği sana geçmesiyle son buluyor sanırım. Senin bu anlamdaki deneyimin nasıl oldu? Yani mesela benimle konuşurken iyisin. Ondan sonra mesela kötü müsün bütün hafta, atıyorum? Ya da mesela nasıl oluyor bu 6 ayda bu süreç nasıl gitti mesela? Belki biraz onunla ilgili bir şeyler söyleyebilirsin. Evet, ilk başta onları ben de yaşadım. Hatta hatırlıyorsundur. Sana akşam geç saatlerde mesaj attığım bile oldu. Ve sen o durumda bile, o kadar geç saatte bile beni öyle bir rahatlattın ki hemen sonuç aldım zaten. Ayrıca ben seninle birlikte oluşturduğumuz notları, bu 6 aylık süreçte oluşturduğum, tuttuğum notları, yine keza senin bana gönderdiğin notları mümkün mertebe yanımda taşıyorum zaten. Böyle bir rahatsızlık hissettiğim zaman kendimde direkt o notlara sarılıyorum. İşte keza EFT yapıyorum. Yani senin öğrettiklerini tekrar ediyorum. Zaten o bana senin enerjini yansıtıyor. Videolarını izliyorum. Çünkü bu konuda çok fazla ve çok verimli videolarım var. Onlar bana zaten direkt yolumu gösteriyorlar. Süper. Yani gittikçe belki de ilk haftalar belki biraz zordu, belki ilk aylar biraz zordu ama ondan sonra daha kolay bir şekilde adapte eder hale mi geldin hayatına? Tabii ki. Kendi yolunu bir şekilde. Evet, evet. Gittikçe kolaylaştı gerçekten. Evet, değil mi? Gittikçe kolaylaşıyor. Kendine belki de biraz daha güvenmeye başlıyorsun. Kesinlikle. Yani insan içindeki ışığı fark ediyor. Wow. Süper. Madenci gibi bir görev de görüyorsun sen. Yani bize içimizdeki cevheri gösteriyorsun aslında. Süpermiş. Aynen. Tabii karanlıktan korkmamak da gerek o yüzden. Değil mi? Birazcık. Benim işim biraz karanlıktan korkmamak aynı zamanda. Aynen, aynen. Süper. Şöyle bir soru geldi aklıma. Sen koçluktan ya da bu eforsuz yaşam hareketinden ya da benimle aldığın deneyimden ne dersen, bu 6 ayda en çok sana faydası ne oldu? En çok böyle gerçekten hani hayatında koçluğu hala tutmanın ya da benimle çalışmanın sebebi ne? Ya da en çok neye, hangi ihtiyacını insanın karşılıyor, öyle söyleyeyim. En çok neye yarar bu? Şöyle, ben aslında birçok faydasını gördüm. Biraz önce de saydığım gibi. Sosyal anlamda, maddi anlamda, manevi anlamda. Ama evet, en çok diyorsak eğer huzur, içsel huzurum anlamında, anda kalabilmeyi. Çünkü hep biz çalışmaya başladığımızdan beri ben sürekli huzur, huzur, huzur diyordum zaten. Aileler arasında huzur ilk sırayı alıyordum. Anda kalabilmeyi, huzurlu hissetmeyi ve hani biliyorsun sürekli aklımda kurguluyordum, en kötüyü kurguluyordum, en olumsuzu düşünüyordum, en olumsuzu hayal ediyordum. Bunlardan arınmayı buldum. O da zaten insan için en önemlisi. Çünkü onlar olunca maneviyat da geliyor, sosyallik de geliyor, fiziki sağlığı da insanın düzeliyor, maneviyatı zaten gelişince. Ben manevi değerimi arttırdığımı düşünüyorum. Bu da zaten diğer tüm değerleri otomatik olarak arttırıyor.
Süper, aynen. İçsel huzurla buluştuğumuzda aslında kendimizin ruhumuzla buluşuyoruz sanki, değil mi? Ruhumu gördüm, ruhumu dışarı çıkartabiliyorum artık, onu dinleyebiliyorum. Onu bastırmıyorum, hislerimi bastırmıyorum ve onun yolunda işte maneviyatını aslında ön plana çıkartıp ruhani bir deneyime dönüştürüyorsun aslında. Tabii böyle hani ruhlarla bir deneyim değil de gerçekten ruhani derler ya mesela, Türkçesi sanırım ruhani, spiritüel yani. Spiritüel hayatla materyal hayatı kombinleyip aslında ruhunun istediği yönden bir hayat stili yaratmış oluyorsun. Bedenin de mutlu oluyor, zihnin de zaten huzurlu oluyorsun ve daha çok, daha hızlı sonuçlar almaya başlıyorsun. Ve geçmişteki paternler senin ilk başta söylediğin gibi belki de kendini tekrarlamıyor artık. Artık benim hayatımda tekrarlamıyor. Aynen, süper. Şahane. Bir sonraki sorum şu geldi aklıma. En şaşırdığın, genelde bu soruyu hep soruyorum insanlara. En şaşırdığın, hiç böyle bir sonuç almayı beklemiyordum ama böyle de bir sonuç aldım. Ya da işte böyle de bir şey oldu benim hayatımda dediğim bu 6 aydaki süreçte. Neye en çok şaşırdın? Alan tuttuğumda gelenlere çok şaşırdım. Mesela çalışmaya başladıktan 3 ay içerisinde bir meblağ koyarak alan tutmuştuk. Neredeyse imkansız görünen bir meblağdı. Ama o meblağ belirlediğimiz tarihe kadar geldi. Ona çok şaşırdım. Yine en son almak istediğim bir dava türüyle ilgili alan tutmuştum. Yine o da dün gerçekleşti. Ona çok şaşırdım. Değil mi? Çok şaşırtıcı bir şey. Bu kadar eforsuz da olur mu ki canım? Belirtiyor insana. Hiçbir şey de yapmadım aslında gibi geliyor, değil mi? Aynen, aynen, aynen. Muhteşem. Bence eforsuz hayatın en kolay, yani en güzel anlatan, kolaylığını en güzel anlatan cümlem bu oldu, bu oldu. diye düşünüyorum. Süper. Sen bildiğim kadarıyla, yani biliyorum tabii ki seni, bir politik gruba da üyesin aynı zamanda. O anlamda da yani Türkiye'de politikada belki aktif rol alan kadınlardan birisin ki bence bu çok önemli bir şey. Genç yaşına rağmen özellikle genç olarak bu işe atılmam. Bence çok güzel, yani ileride çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum. Ve vizyonun da var aslında. Sen de mesela birazcık vizyonlarımız da ortak gibi. Birazcık sanki böyle senden vizyonunu ya da işte belki de benimle çalışmanın ya da hayatını eforsuzlaştırmanın diğer kadınlara, diğer adamlara, çevremize, toplumumuza hani bir faydası olur mu? Genele baktığımızda ya da oldu mu? Ya da senin vizyonuna bir katkısı oldu mu, olur mu? O tarz bir soru sormak geldi içimden. Tabii ki oluyor. Aslında farkına varmadan oluyor. Ben şu an sen sorunca kafamda canlanmaya başladı direkt. Tabii ki olmuş bile, hatta şu an düşünüyorum. Direkt dünyaya etkisi kesinlikle oluyor. Çünkü bir zincir bu bence. Sosyal bir zincir. Herkes birbirine bağlı. Enerjilerimiz birbirine bağlı zaten. Seninle çalışmaya başladıktan sonra sosyalliğimin de daha çok arttığına inanıyorum. Evet, avukatlık yapıyorum, siyasetle ilgileniyorum ama senden sonra ondan daha bir ibre yükseldi sosyallik anlamında. Etkilememesi zaten imkansız. İnsanın kendi içinden başlattığı bir dönüşüm ister istemez etkiliyor. Hatta tüm dünyayı etkiliyor. Ve seninle çalışmaya başladıktan sonra sen bana çok güzel bir şekilde yardım ettin. Ben çevremdeki insanlara nasıl yardım edebilirim? Dünya için ne yapabilirim? Nasıl bir yardım olabilir diye düşünmeye başlamıştım. Ama bunları düşündüğümü bile fark etmiyormuşum aslında sen bu soruyu sorana kadar. Şu an sen bu soruyu sorunca biraz böyle çıkmaya başladı.
Ve hani yavaş yavaş da harekete geçtiğimi düşünüyorum. Zaten yaygınımız enerji tutuyor. Senden aldığım enerjiyi yalnızca kendimde tutmuyorum. Ben de yayıyorum çünkü. Bu halka da genişleyerek gidiyor zaten. Süper. Şahane. En sevdiğim şey, İngilizce'de ripple effect diyorlar buna. Yani dalga etkisi gibi. Dediğin gibi bu bir zincir. Bu bir halka. Hepimiz o halkanın bir parçasıyız ve birbirimizi aslında o içsel dönüşümümüz birbirimize etkiliyor. Benden sana, senden ona, ondan başkalarına vesaire. Çok sevindim vizyonla ilgili daha çok farkındalığına varmana yani bu soruyla. Süper. Şahane. Bilmiyordum varmış. Şahane, şahane. Aynen. Biraz konuşmuştuk üzerinde tabii bunların ama daha da büyük mesela düşündüğünü belki de arka planda şu anda fark ettin onlarla ilgili. Aynen. Süper. Muhteşem. Bunları sormak istiyorum sana. Başka şu anda aklıma gelen bir soru yok ama sen kendini tanıtmak istersen, başka bir şeyler eklemek istersen ya da tavsiye etmek istersen mesela bunu kadınlar, ben daha çok kadınlarla çalışıyorum. Tabii ki erkeklerle de çalışıyorum ama işimin büyük bir kısmı, hayatımın büyük bir kısmı kadınlara yardım etmekle geçti. Ve o anlamda yani... kadınlara ya da erkeklere ya da çocuklara eforsuz yaşamı tavsiye etmek istersen neler söylersin? Ya da senin dediğim gibi eklemek istediğin bir şeyler varsa onları diyebiliriz sana. Kesinlikle tavsiye ederim. Çünkü ben bundan çok güzel sonuçlar aldım. Bu konuştuklarımız benim aklıma gelenler. Farkına vardıklarım. Bir o kadar belki ondan da fazla henüz farkına varmadıklarım var. Belki bu videoyu çektikten atıyorum aylar sonra tekrar konuşsak bunun üzerine bu videoyu izleyerek tekrar konuşsak çok daha farklı şeyler söyleyeceğim kesinlikle tabii ki olumlu anlamda. Şu an aklıma gelenler bile dediğim gibi biraz önce bahsettiğim gibi ben ilk olarak huzuru buldum. Onunla birlikte de zaten tamamen bir içsel açılma yaşadım. Kendi içimdeki değerleri keşfettim ki bu herkeste var. Bizde var bu. Kendime inanmayı, evrene inanmayı, yaradana inanıp teslim olmayı öğrendim. Korkmamam gerektiğini öğrendim. Risk olmadığını öğrendim. Ben hep risk üzerine yaşamıştım bu vakte kadar. Ama risk olmadığını öğrendim. Yalnız öğrenme de denmez, deneyimledim aslında bunları yani tam anlamıyla. Hala da deneyimliyorum. Birlikte deneyimliyoruz zaten. Ben tabii ki yani dediğim gibi bu bir halka, tüm insanların böyle bir çalışmaya açılmasını öneririm. Çok güzel bir şey. Zaten bir kere çalışmaya başladıktan sonra bağımlılık gibi bir şey. Vazgeçemeyecekler. Korkmalarına hiç gerek yok. Yani herhangi bir çekincelerinin olmalarına gerek yok. Senden zaten seninle tanıştıklarında veya sosyalleşim hareketine dahil olduklarında o enerjiyi alacaklar, onu hissedecekler zaten. Buradan ben ne dersem diyeyim, o tecrübeyi kesinlikle yaşamaları lazım. Değil mi? Aynen, aynen. O tecrübeyi yaşamadan anlaması gerçekten çok zor. Aynen. Ne kadar anlatsak da olmuyor. 50 gün canlı yayın yapsak da bayağı zor oluyor anlaması. Gerçekten tecrübe aslında her şeyi deneyimliyor. Zaten mesela bugünümüzde de öyle bir trend de var ya, işte mal satın almayın, tecrübe satın alın diye. Atıyorum bir ne bileyim yeni bir televizyon almayın, gidin bir tatile mesela hani gibi, ya da hiç deneyimlemediğiniz bir şey deneyimleyin. Atıyorum işte sanal gerçeklik gözlüklerini takın mesela, onlarla bir şey deneyimleyin yani gibi. Koşluk da aslında bir deneyim. İnsanın kendine adadığı bir deneyim.
Ve bunun sonucunda da zaten kötü bir şey olmuyor genelde. Hep iyi şeyler doğuyor, iyi şeyler açığa çıkıyor. Belki biraz zorlu bir yol ama zaten beraber kolaylaştırıyoruz. Zor gibi görünen şeylerin aslında dediğin gibi risk gibi görünen şeylerin aslında olmadığının beraber farkına varıyoruz. Süper, çok sevindim. Bir de aslında şöyle bir soru geldi. En son soru olarak onu sorayım. Ondan sonra eğer istersen insanlar sana nasıl ulaşabilirler? Avukata ihtiyaçları olursa senin uzman olduğun belki konular hakkında ya da yerin hakkında bilgi vermek istersin. Program dahilinde en çok hoşuna giden şey neydi? Mesela atıyorum online olması mı, bana erişiminin olması mı ya da işte ne bileyim mesela program süresi mi? Yani en çok hoşuna giden neydi ve neyi eklemek istersin mesela? Bir de şöyle de bir şey olsa güzel olur. Bu tamamen benim kendim adına sorduğum bir soru. Ne daha fazla ekleyebilirim diye çünkü soruyorum programa, programlarıma. O yüzden sana bir tek onu sormak istedim. Ne en çok hoşuna gitti? Ödevlerim. En çok ödevlerim hoşuma gitti. Çünkü onları yaparak bir takım olayları aslında deneyimliyorduk. Ödevlerimizle birlikte alan tutuyorduk. Ödevlerimiz derken şunu anlamasın arkadaşlar. İşte kağıt üzerinde yazıp çiziyoruz. Anlamasınlar. Bir deneyimleme yaşıyorduk. Onlar çok hoşuma gitti. Çünkü direkt aslında hayatın içiydi o. Hani zannetmesinler ki böyle sanal bir görüşme, işte online sanal ortamlarda konuşacağız, öyle bitecek. Yok, öyle bitmiyor. Bir ödev süreci var. Zaten o ödev sürecinde de Deniz sürekli yanımızda, sorularımızda bize yardımcı oluyor, bize yönlendiriyor. Benim en çok ödevlerim hoşuma gitti. Süper, muhteşem. Aynen doğru. Bu cevabın gelmesini beklemeliydim aslında. Doğru söylüyorsun. Aynen. Sen hep ödevlerini çok seviyorsun ve her hafta gerçekten senden haber alıyorum ödevlerinle ilgili. Bu hafta şu oldu, bu hafta bu oldu diye. Aynen, çok doğru. Muhteşem, muhteşem. Çok sevindim. Deniz o ödevler yaparken insana farklı bir şeyler de çıkartıyor insandan. Hani o ödevi ilk gördüğümde aklıma gelmeyen bir takım çıkarımlar da gelebiliyor. Olumlu yönde tabii ki. Evet, aynen değil mi? Aslında deneye yanında bir şeyleri cesaret ede ede denemeye fırsat vere vere o tamamen yeni olasılıkları açıla açıla daha çok kendini de deneyimliyorsun ve aslında ben de böyle de bir biriymişim, ben de bu da varmış, bu istek de varmış, bu arzu da varmış. Ben böyle şeylerden hoşlanıyormuşum aslında, ben böyle şeylerden korkuyormuşum aslında, ben burada aslında takılmışım falan gibi değil mi? Kendinle yüzleşme, hayatla yüzleşme, hayatı deneyimsel olarak daha çok anlama fırsatı buluyorsun ödevlerinle. Mesela bir açıklama yapmak, örnek vermek istiyorum. Şu an aklıma geldi. Verdiğim bir ödevde tamamen alakasız bir konu olmasına rağmen benim aslında renkleri sevdiğimi fark etmiştim. Sana da anlatmıştım hatta. Aynen. Kıyafetlerle ilgili bir ödev vermiştim ama renkler söz konusu değildi. Hiç renk olayına girmemiştik. Ondan tamamen renkli bir kişilik çıktığını gözlemledik birlikte. Bu tarz hiç alakası olmayan konular da çıkabiliyor yani. Tabii bunların hepsi insanın içi yani. İçimizi görüyoruz artık. Daha da açılıyoruz. Açılmayla ilgili hepsi. Çok 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 açılmaya gidiyor zaten sonuç olarak. Aynen. Sonu yok yani. İstediğin kadar açıl, açıl, açılabildiğin kadar. Çok güzel, çok güzel. Harika. Muhteşem, muhteşem. Çok teşekkür ederim. İnanılmaz keyifli geçti benim için. Umarım izleyenler de beğenir ve daha net bir fikir edinmiş olurlar koçluk ve eforsuz yaşam hareketiyle ilgili. İnsanlar sana nasıl ulaşabilirler? Seninle çalışmak isteyenler biraz belki ondan bahsedebilirsin. Kendinden bahsetmek istersen bahsedebilirsin. Yoksa ben teşekkür ederim. Aslında enerjisini aldığım herkese yardım etmek istiyorum. Çünkü bunun
komut nitelendirmeden ziyade bir enerji meselesi olduğunu düşünüyorum. Enerji olayı olduğunu düşünüyorum. Ama tabii genelde firmalarla birlikte de çalışıyoruz. Ama dediğim gibi yani bunun bir tamamen enerji olayı olduğunu düşünüyorum. Evet. Ruhsal bazlı seçimler yapıyorsun yani aslında. Kalbin ne derse birazcık onu seçiyorsun. Aynen, süper. Soul based business deniyor buna böyle, yani İngilizce ismi. Yani ruhani kararlar vererek iş kararlarını da aslında kendin karakterine, sezgilerine ve ruhuna bakarak veriyorsun ve dediğin gibi gerçekten enerjisel bir olay. Çünkü aslında hiçbir şekilde tesadüf yok. Doğru insanlar karşımıza doğru zamanlarda, yanlış insanlar karşımıza doğru zamanlarda çıkıyor. O yüzden o anlamda seçim yapmak aslında bize düşüyor. Onu da yaparken daha çok zihinsel ya da mantıksal değil, bedensel, sezgisel ve ruhsal seçimler yaptığımızda çok daha sağlıklı sonuçlar alıyoruz. Kesinlikle katılıyorum. Aynen, süper. Çok teşekkür ederim Ayşegül. İnanılmaz keyifli bir sohbetti. Vakit ayırdığın için, beraber çalıştığımız için, her anlamda var olduğun için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim Denizciğim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.